Sen arasındaydım. Bedenim bazen artık yeter diyor demiş. E o da bedeninin sözünü dinlesin o zaman. Karagümrük'te şok olay. Saha ortasında bıçak çekildi. Spor Toto 2. Lig'de önceki gün oynanan Fatih Karagümrük Kocaeli Birlikspor maçından sonra saha karıştı. Maçın 2-2 sona ermesiyle birlikte tribünlerden sahaya giren Karagümrük taraftarları rakip oyunculara saldırdı. Kovaladıkları futbolculara tekme atan taraftarlar. Tekrar bakın şuradan okuyorum tekrar. Maçın 2-2 sona ermesiyle birlikte tribünlerden sahaya giren Karagümrük taraftarları rakip oyunculara saldırdı. Kovaladıkları futbolculara tekme atan taraftarlar Birlikspor'un oyuncusu Necdet Kaba'ya da bıçak çekerek yaralamaya çalıştı. Birlikspor Başkanı Fahrettin Kandemir, İstanbul'un merkezinde 2 saat statta mahsur kaldık. Günümüzde bazı sahalarda hala sporcuların ve yöneticilerin can güvenliği sağlanamıyor olacak iş değil dedi. Elbette Birlikspor Başkanı Fahrettin Kandemir hani can güvenliğinin sağlanması konusunda son derece haklı olarak eleştirisini dile getirmiş. Doğrudur ama söyleyeceğim şey yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum. Sahaya girip futbolcu kovalamak, bıçak çekip birilerini yaralamak bunlar zaten nedir Allah aşkına? Savaşa gitmiyorsunuz. Şu iddiamızı tekrar, önerimizi tekrar gündeme getirelim. Sanıyorum ben çok sonuç alamadım ya da geri dönüş alamadım bu öneriye. Uzun zamandır bu öneriyi gündeme getiriyoruz ama belki de tam olarak ne olduğunu anlatamıyoruz burada. Onu biraz daha açmak lazım. Hani hep söylüyoruz ya böyle stada giriliyor, taş atılıyor, işte bir şeyler atılıyor ya da sahaların içine giriliyor. Otobüsler taşlanıyor, araçlar taşlanıyor, insanlar bıçakla birbirini kovalıyor, yaralanıyor, o oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Hani belli ki bir elektriğimiz var, bir enerjimiz var. Hani bir de şu muhabbet var ya, stada gitmek, deşarj olmak için gidiyoruz, küfür etmek için gidiyoruz falan. Şu kafes dövüşlerini ya da çukur dövüşlerini bir hayata geçirsek aslında gerçekten söylüyorum pırıl pırıl bir şey olacağız. İnsan profili haline geleceğiz. Bütün enerjimizi, elektriğimizi orada küfür de yasak olmaz, orada her türlü şeyi yaparsınız falan. Hani Mad Max filminde eski versiyonunda hatırlayacaksınız, ben örnek de vereyim size net bir şekilde, çukur dövüşleri ya da kafes dövüşleri. Mad Max'in üçüncüsüydü galiba eski versiyonu ama Mel Gibson'la Tina Turner'ın oynadığı o filmde. Orada net bir şekilde örneği vardı bunun. Ya da benim yaşımda olanlar hatırlayacaktır. Çizgi romanlardan Kimberyalı Konan vardı o dönemde. Ki ben de hala evde durur cilt cilt bütün serileri, bütün sayıları. Orada da net bir şekilde çukur dövüşleri anlatılır. Yani bunlar demek ki hani insanların tarihsel birikiminden süzülen şeyler ki hala zaman zaman popüler kültür içerisinde yer buluyor. Ciddi anlamda düşünmemiz gerekmiyor mu? Siz söyleyin bana bunları. Onun da ligi olur. İsteyen gider katılır, ismini yazdırır, oyuncusu olur. Yani sanıyorum ekstra bir şeye de gerek kalmayacak kavga etmek için, kavga dövüş etmek için. Ekstra bir bilgi, birikim, kualifikasyon, meleke, herhangi bir şeye de ihtiyaç yok. Buyurun kavga edin, olsun bitsin, atın elektriği, herkes hepimiz rahatlayalım diyorum ya. Onun da bilgi olur, hatta canlı bile yayınlanır bizim ülkemizde. Allah akıl fikir versin hepimize. Sakata gelmeyin. Habertürk gazetesiyle de...